sıcak bilgileri sıcak çarpması şeklinde daha kısa bir konu. Soğuk bilgili yaralanmaları ise beş başlık altında fernio, siper ayak, soğuk vurması, soğuk ısırması ve en sonunda global hipotermi olarak ayıracağız. Bunlarda önemli olan sınıflandırma şu: fernio'da ve siper ayakta donma olmadan yaralanmaların olması, diğer iki başlıkta da donma hasarıyla beraber yaralanma olması önemli ve en altta donma yaralanmasıyla beraber olan hipotermi bir global yaralanmadır. Vücudun total olarak etkilendiği yaralanma ve bölgesel soğuk ve vücudun total olarak yaralandığı, maruz kaldığı soğuk yaralanmalar olarak ikiye ayrılır dolayısıyla. Soğuk bilgi genel bilgiler arasında biraz zaman kısıtlamasından da dolayı çabuk geçeceğim. Vücudun bir otoregülasyon mekanizması var biliyorsunuz. Genel olarak 36-37 derecede kendimizi koruyorken 40 dereceye kadar fizyolojik olarak çıkabilip 35 dereceye kadar fizyolojik olarak gene inebiliyoruz. Ve bize gelen hastalarda şunu bilmemiz gerekiyor. Standart bir termometre kullanıyorsak ancak 34 dereceye kadar ölçüm yapabiliriz. Daha altı için ileri basamak teknolojilere ihtiyacımız olacaktır. Bu 35 ve 40 derecenin üstünde ve altındaki regülasyonlarda ise vücut zarar görmeye başlar ve bu hasar ölüme kadar götürebilir. ICD kodunda yerimiz var. ICD'de T69, 68 ve 95 kodları soğuk ilgili yaralanmaların çeşitleriyle ilgilidir. Bölgesel ve global olarak bütün hepsinin tanımlaması var. Soğuk ilgili yaralanmalarda önemli olan konu şu: tanı klinik nedir ve ölçüm nedir? Ekstra bir laboratuvar tanı koydurucu spesifik bir yeri yoktur laboratuvarın. Konuya ilgili gelecek olursak, fernio ve hendek ayağı hafif olarak ayırmak adına kısa bilgiler verdim. Fernio'da kronik bir maruziyet, soğuğa maruziyet var ve kuru soğuğa maruziyet. Hendek ayakta ise emersiyon vardır. Nemli soğuğa ya da sıvı soğuğa maruziyet meselesi var. Her ikisinde de geri dönüşüm, ısınmayla geri dönen hasarlardır. Geri dönüşümü hızlıdır. Bilmesi gereken bir şey, her ikisi de çok ağrılı yaralanmalardır. Ağrılı, kaşırtılı, paresteziyle ve duyu kaybıyla giden yaralanmalar. Örnek olarak gösterecek olursak, akar bölgelerde olur. Enflamatuar bir görüntüsü, kızarık, ödemli, şişlik görüntüsü vardır. Örnek olarak bir hastayı verdim. Bu 25 yaşında bir genç, ben gecenin ikisinde bardan çıktıktan sonra soğukta uyuyakalıyor. 2 saat sonra bulunuyor. Akarlarda böyle bloz görüntüleri var. Bunlar aspire edildikten sonra da mor plakları gelişiyor. Geç dönen bulgusudur. Peki. Bu da fernio. Bu da enersiyonlu olan siper ayak görüntüsü. Peki tedavide neler yaparız? Tedavide öncelikle her iki hastalık için elevasyon, ödemi daha fazla arttırmamak adına ısıtma ve etkilenen bölgeyi sarmalama, pasif ısıtmaya bırakmak gerekir. Vazodilatörler bizim için önemli. Nifedipin ve pendoksifilin kullanımı ve beraberinde antibiyotik ve lokal kortikosteroid kullanımı. Oral kortikosteroid kullanımı önerileri var bazı tedavi protokollerinde, yalnız tartışmalıdır. Komplikasyonlarında hasta zamanında tedavi edilmezse ıslak gangrene kadar ilerleyebilir ve geç sekerlerde paresteziler, ağrı duyusu ve uyuşma duyusu, atrofilerin kalıcılığı gibi sekerler mevcut. Donmayla beraber olan yaralanmalar nelerdi? Bunun basit olan hali ayazlanma, frostbite ve daha ağır olan hali frostbite dediğimiz yaralanmalar. Frostbite kalıcı olmayan hasarlara ihtiva eder. Donma olmakla beraber daha yüzeyeldir. Yine akrar bölgeleri ihtiva eder ve ısıtmayla geri dönebilir. Isıtma, pasif ısıtmayla geri dönebilir. Bir örnek sporcularda görülebilir akrar hasarlardan. Futbol sırasında kola almak üzere olan bir sporcumuzun örneği. Soğuk vurması ise frostbite, 0 derecenin altındaki hasarlanmalardır. Dokuda kristallenmeler, donmalar başlar ve hücre içi kristallenmeler hücre hasarına, beraberinde mikrovasküler tromboza, iskemiye ve doku nekrozuna kadar gidebilecek range'dedir. Hasarın derinliği ısıtıldıktan sonra tam olarak kendini gösterir. Yaralanma boyutunu da yaralanmada bir bu sınıflandırma vardır. Bundan bahsedeceğim ama ilk olarak bize gelen hastada sınıflandırma yerine yüzeyel ya da derin şeklinde bir ayrım yapmakta
yeterli olabilir bizim adımıza. Soğuk vurması, hasarı sınıflandırmada bunun birinci derecesi, aynı sıcak yaralanmalarda, yanıklarda olduğu gibi birden dörde kadar sınıflandırması vardır. Birinci derecesi aynı zamanda frostbip olarak adlandırılır. Frostbip'i buraya da sınıflandırma olarak sokan yayınlar var. Kısmi kalınlıkta bir yaralanmadır. Giderek ilerleyen kalınlığa göre dördüncü dereceye kadar ilerler. İkide ve üçte büyük genişliğe başlar. Bir olarak farkı, daha derin dokuları tuttuğu için ikinci derecede berrak, üçüncü derecede hemorajik büller gelişir. Ve dördüncü derecede de aynı yanaklarda olduğu gibi nekroz yaralanmalara kadar, kas ve tendon dokusu tutar, skarjı gelişir ve fokal nekroz yaralanmalara kadar görüntüler ortaya çıkar. Soğuk ısırmada ekstremiteler odunsudur, uyuşuktur, parestezi yoktur, uyuşuktur, his yoktur, wax bir görüntü vardır. Yine büyülü ve fokal nekrozlar görüşebilir. Önemli olan, en başta biz bunu sınıflandırmasına derin ve yüzeyerliğe yapımızın nedeni şuydu, ana hat, ana derinlik zamanla oturacak ve demartasyon hattı, ölü doku hattı 45. güne kadar uzayabilir. Yine sınıflandırma olarak 1'den 2'ye 4'e kadar görüntü hemen hemen budur. Hiperemik, inflamatuar bir görüntü, hafif ilerleyen mor plaklar ve giderek artan nekrotik dokular. Tedavi neler yaparız? Öncelikle önemli olan bir konu daha hipotermi tedavisinde, frostbite tedavisinde. Her ne kadar hasta akral hasarla gelse bile unutulmaması gereken bir şey, bu hastanın kor ısısının düşük olabileceği. Hipotermi öncelikle tedavi etmek gerekir. Aksi takdirde daha ağır komplikasyonlara karşılaşabiliriz. Doku yumuşayıncaya kadar, esnemeye başlayıncaya kadar ısıtmaya devam edilir. 40-42 derecedeki sirküler suda, su içinde tutmak gerekir hastayı. Hastanın bölleri varsa aspire edilmesi önerilir. Hemorajik böl içinde, berrak böl içinde bu öneriliyor. Şu tartışmalı olan konular var tabii. Tetanos profilaksisi aynı diğer yaralanmalarda olduğu gibi düşünmek gerekir. Ağrı yönetimi önemli. Steroidler, opiatlar kullanırız çok şiddetli ağrılardan dolayı. Opiatlara daha sonra da oral nonsteroidler ekleriz. Oral nonsteroidlerde vurgulamak istediğim bir konu var. Ağrı kontrolünden ziyade nonsteroidlere eklememizin nedeni ajitorik asit ve prostaglandin kaskadını kesmektir. Çünkü bunları kesmememiz halinde doku nekrozu, doku ödemi ilerlemektedir. Yara bakımı, rutin rengi bakımı, pansumanı ve ekstremite atellenmesi elevasyonu burada da vardır. Ve her 6 saatte bir topikal aloe vera uygulaması, oral antibiyotik ve gerektiği halde yakın takip taburculuk yapılır. Oral antibiyotik merhem kullanımı tartışmalı olsa da var. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir konuda? Frostbite'da cilde sürtmekten, ovalamaktan kaçınılmaması gerekiyor. Çünkü sert olan, kristaliz olan dokuyu yaralayarak kesilere, kırıklara neden olabiliriz. Kuru ısıtma önemli ve tekrar donmadan kaçınmak gerekir. Komplikasyonlarımızda neler var? Sekreter bakteriyel enfeksiyonlar, rutin yara bakımında olduğu gibi ve buraya özgü bir komplikasyon core afterdrop. Hani core ısısını öncelikle düzeltmek gerektiğinden bahsettim ya, nedeni şu, ekstremitelerde vazodilatasyona ve ısıtmaya başlanılmanız halinde sirküle olmaya başlayan kan içerideki soğuk kana tekrar döndüğü zaman kor ısısını daha da düşürür. Hipotermi, iatrojenik olarak derinleştirme riskimiz var. Ondan dolayı öncelikle kor ısısını düzeltmemiz, akabinde ekstremiteleri ısıtmamaya devam etmemiz gerekir. Konu olarak devam ediyorum. Lokal yaralanmalardan sonra global yaralanmaya, yani aksidantal hipotermiden devam edeceğim. Aksidantal hipotermi diye başlık atmamın nedeni şu, hipotermi klinik olarak hipotermi klinik olarak ayrı bir başlık altındadır. Çeşitli nedenleri vardır bilirsiniz. Bu bizim konu başlığımız altında aksidantal hipotermi, soğuk vurması ile beraber olan hipotermi var. Tanım olarak 35 derecenin altına inen, kor ısısının 35 dereceye inen vakalar için geçerli. Tekrar ediyorum, rutin termometreler, cibame termometreler 34 derecenin altında ölçmediği için daha farklı bileşenlerle ölçüm gerektirir. Bunlardan invazif olan ölçüm yolu pulmoner arter, probuyla ölçüm, non-invazif olan yollar ise rektal, mesane probu, timpanik prob ya da özofagiyal prob gibi problar kullanmaktır. Görsellik olsun diye eklediğim görüntü şudur. Pulmoner arter probu,
Pulmoner arteri probu damarlarla, damarların içinden geçerek pulmoner arteri kadar ulaşımla olur. Kateteri şudur, dört yollu kateteri vardır. Bu kateterlerden biri termostat etkilidir, ölçümü ihtiva eder. Yine timpan ölçümünü hepimiz biliriz. Özofageal ölçüm şudur, yine transözofageal tüp şeklinde bir intubasyon tüpü gibi özofageal tüp dahil edilir ve ucunda bir ısı ölçüm aleti vardır. Anestezistlerin rutin ölçümleri arasındadır bu tüp. Diğer problarda, rektal problar, mesane probları da görüntüde olduğu gibi. Aksidental hipotermi çok mu nadirdir? Hayır, ABD verilerine göre yaklaşık yılda 700 kişi, yaklaşık bir ilçe ya da bir köy gibi düşünebilirsiniz. Az bir rakam değil açıkçası ve bu hipotermiden ölenler, hipotermiden hasar görenler değil. Dolayısıyla rakam az da değil. Bizdeki total rakamlara ulaşamadım açıkçası ama haberler çok fazla. Çok iç karartıcı olmamak adına haberlerdeki görüntüleri vermek istemedim açıkçası. Risk faktörleri arasında kimler var? Yaşlı kişiler, 65 yaş üstü kişiler ve alkolikler özellikle risk faktörleri arasında. Ve başlangıçta eğer saptadığımız hasta 23 derecenin altında ise hasta total olarak arrest sayılır ve o hastanın geri dönme ihtimali çok daha düşüktür. Aksidental hipertermi nedenleri nedendir diye sayacak olursak, mekanizma olarak tek tek içine girmeyeceğim ama azaltılmış ısı üretimi olan hastalarda, artmış ısı kaybı olan hastalarda ve bozulmuş mobilitesi, bozulmuş termoglobülin olan hastalarda beklenir. Bunlar risk faktörleri arasındadır. Hastanın bir klinik evrelemesi vardır. Klinik evrelemede hasta öncelikle fizyolojik bir cevap verir titremeyle. Arkasından derinleşen hipotermiyle hasta daha bile taşık olur, musküler aktivite azalır. Devamında ilgi azalması, vital bulguların azalması ve tekrar bahsettiğim gibi 22-23 derecenin altında ölüm gerçekleşir. Sınıflandırma olarak ise, klinik olmayan sınıflandırma olarak ise hipotermi hafif, orta ve ağır olarak karşımıza çıkar. Bunlarda klinikle korele olacak şekilde hafif hipotermide fizyolojik yanıtlar, orta hipotermide fizyolojik yanıtların süpresyonu ve ağır hipotermide fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon ve ölüm riski. Hipotermiye soğuğa ait küçük bazı patofizyolojiler vardır. Onları biraz değinmek istedim. İkisine daha doğrusu. Ağır hipotermide desosiyasyon erisi soğuğa kaydığından dolayı hipoksi hipotermiye bağlı olarak da değişme, hipoksi artmakta ve dokulara oksijen bırakılması azalır ve doku nükrozu artar. Bir ikinci önemli olan patofizyoloji de şu. Hipotermide santral bir hipervolemi görünümü olur. Algı bozukluğundan dolayı böbreklerde bir disfonksiyon ve soğuk diyorize dediğimiz bir kavram gelişir. Dolayısıyla hipotermiyle gelen bizi hastalarda dehidratasyon beklediğimiz bir bulgudur. Buna da önem vermek gerekir. Aksidental hipotermi. Hafif hipotermide fizyolojik yanıtlar görürüz. Tekrar yanında şikayet taşık bezi, hiperaktif reaksiyonlar gibi. Orta ve ağır hipotermide ise her türlü mental status, letajdan komaya kadar, fix dilate olabilecek pupil kadar bir görüntü bile oluşabilir. Dizartik koordinasyon bozukluğu vesaire. Ve yine her türlü bradik, taşı, diz aritmiler, atrial olabilir, ventriküler olabilir. Her türlü aritmiler görülebiliyor. Eğer hasta 20 derecenin altındaysa total asistolidedir. Hastada tanı asıl olarak hikayeyle bahsettiğim gibi kor ısısının ölçümüyle, eksternal ısı değil, EKG non-spesifiktir. Neyse değişiklikte, QT interval uzamaları olabilir, her türlü diz ritmi olabilir. Hipotermiye özgü bir tane bir görüntü vardır. Osmon J dalgası dediğimiz bir görüntü. Onun görmesi bizim için tanı koydurucu olabilir. Şöyle bir görüntüden bahsedeyim. Sağ dalgalı bir küçük versiyonu gibi. Osmon J dalgası. Laboratuvarda her türlü patolojiler görülebiliyor. Hemokonsantrasyon var, pıhtılaşma faktörlerinde bozulmalar ve koagülopatiler, trombositopeniler, hiperhipoglisemiler görülebiliyor. Ve eğer karşımıza hipotermiyle hasta geldiyse, öncelikle ABC'yi unutmuyoruz, vücut kor ısısının sürekli monitorizasyonuyla beraber. Arkasından pasif ısıtma, aktif ısıtma ve aktif kor ısıtma, eksternal ya da kor ısıtma şeklinde ısıtmalar başlıyoruz. Pasif ısıtma tahmin edeceğiniz gibi basit vakalar için, daha hafif olan daha doğrusu vakalar için eksternal korunmayladır. Öncelikle vücuttaki bütün kıyafetlerin çıkarılması, akabinde temiz kurgu giysilerle korunması gibi. Aktif eksternal
ısıtma ısıtıcı fanlarının kullanılmasıyla gerçekleşir. Burada iatrojenik yanıklara bizim dikkat etmemiz gerekir. Aktif kor ısıtma ise bulduğumuz her boşluktan tabiri caizse lavaş. Torakal lavaş, peritonel lavaş, fevral lavaş, nesane lavaşı, gastrik lavaş gibi ısıtılmış mayelerde. Aksidental hipotermide kardiyak ales gelirse neler yapıyoruz? Bu bir önceki slide olması gerekiyordu, yanlış geldi, kusura bakmayın. Bu aktif ısıtmayı gösterir. Öncelikle akrab bölgelere sıcak sıvıların konulması ve kapatılmasın. Aksidental hipotermi kardiyak ales geldiğinde öncelikle CPR, arkasında cerrahi ısıtmayı da düşünmemiz gerekir. Bunun için en efektif alet ECMO, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ve cerrahi ısıtma. Aynı medikal hipotermi düşündüğümüz gibi medikal hipertermi yapabiliyoruz, daha doğrusu ısıtma diyeyim. Aynı cihaz üzerinden yapılır. 5 yollu kateterler kullanılıyor bunlarda. 2 kateter ısıtma ve soğutma, diğer 3 kateter standart bizim tedavilerimizi vermek adına, daha doğrusu yolu. Standart bir protokolü vardır cihazın. Defibrilasyon medikasyon tedavisi yapılacaktır. Hipotermide önemli olan bir konu daha. Soğuyan metabolizmadan dolayı vereceğimiz her türlü ilaç yaralanma ömrü azalacak ve atılma uzayacağı için vereceğimiz ilaçların dozlarını değiştirmemekle beraber aralıklarını değiştirmemiz gerekir. 30 dereceye kadar da etkilemesini beklemediğimiz için 30 dereceye kadar premedikasyon vermenin çok bir anlamı olmadığını yazan tedavi kaynaklar var. Defiye ise, defiye son ahada 2 ama birçok kaynakta 1 diyen yazılar var. VH giren hastanın defibrilasyonu 32 dereceye kadar yapılmaz ya da 1 kere emansız olarak yapılır. 2 jül kilogram düzeyinde yapılır. 32-35 dereceye ulaşana kadar da hiçbir hasta ölü kabul edilmemelidir. Eğer hasta ısıtılmadıysa ölü kabul edilemez. Aksidental hipotermide nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hastayı ısıtacağımız zaman titrer. Titreme refleksini baskılamamız gerekiyor. Baskılamamamız gerekiyor. Sert müdahale VF'yi tetikleyebileceği için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada transvenöz pace VF'yi uyarabileceği için transkütanöz pace kullanmamız önemli. Komplikasyonlar arasında koagülopatilere dikkat etmemiz, laktik asitoza dikkat etmemiz, kardiyak aritmilerin gelişebileceğini unutmamamız, radyomiyelizin gelişebileceğini unutmamamız ve mesane atolisinin varlığını unutmamamız gerekir. Eğer dirençli bir hipotermimiz varsa endokrin nedenleri gözden geçirelim ve eğer hipotermi düzeltilmediyse hastayı ölü kabul etmeyelim. Peki, soğut bulguları bunlar. Sıcak acilere geçeceğim şimdi, daha da kısa olacak. Sıcak acilerde tanımlama olarak öncelikle sıcak bitkinliği ve klinik olarak bunun ilerlemesiyle sıcak çarpması gelişecek. Sıcak bitkinliği vücudun ısı düzeyi yeterince vücudun ısıyı kontrol edemediği zamanlarda bir cevaptır. Sıcak çarpması ise vücudun termoregülasyon tümüyle bozulduğu zaman ortaya çıkan bir klinik bulgudur. Sıcakla ilgili acillerde klasik sıcak çarpması ve eforlu sıcak travma yaralanmaları diye iki bir başlık altımız var. Her birinin başlık altında tabii ki sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması vardır. Eforsuz olanlarda belli bir komorbiditesi olan yaşlı hastalarda, kardiyak hastalarda olan hastalarda gibi fiziksel aktivite olmadan çevresel ısı ve demin artmasıyla ve bunun vücuda tolere etmemesiyle gelişen kliniktir. Eforlu sıcak travmalarda ise fiziksel aktiviteyle beraber dışarıdaki etmenlerin bir araya gelmesiyle oluşan travmalardır. Dolayısıyla birinci basamaktaki risk faktörlerimizdeki hastalar, komorbiditesi olan yaşlılar, koroner hastalığı olan, diüretik kullanımı olan hastalarken, ikinci yaş grubunda daha fiziksel olarak atletik olabilen, daha sağlıklı olan ama beraberinde işçiler, işçi, çiftçi, asker, sporcu gibi olan gruptur. Sıcakla ilişkili acillerde epidemiolojiye bakacak olursak, global olarak 32 dereceyi bulduğumuz ve nemer olan 60 dereceyi bulduğumuz zamanlarda ortaya çıkar. Ve oranı soğuk travmalara göre çok çok daha yüksektir. Tek bir ayda bile Amerika verilerinde, tek bir ayda bile Chicago'da Temmuz ayında 400'ün üzerinde sıcakla ilişkili ölüm tarif edilmiştir. Bizde de bununla ilgili haberler var nihayetinde. Ve önemli olan bir konu daha, komorbidite ve ölüm oranı da çok geniş bir ince dairinde. %10 ile %70 oranında ölüm oranı olabiliyor sıcak çarpması sonucunda.
Vücudun normal termoregülasyonu bozulduğu zamanlarda olduğundan bahsettik. Termoregülasyonun bozulmasıyla beraber sıcak çarpması gelişecek. Kimler riskler altında? Bunun geniş bir tablosu olmakla beraber kronik hastalıkların, ileri yaşın, alkolizmin, azalmış mobilitenin risk altında olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bazı medikasyonlar, antipsikotikler, antikolinerjikler, beta-blokajlar, diüretik kullanımı, sıvı kalbinden dolayı, psikotik yatkınlığından dolayı hipertermiye predispozisyon oluşturmaktadır. Peki klinik olarak nasıl gelmektedir? Sıcak bitkinliği globalık bir konfüzyon. 40 dereceye kadar bir ateş çıkabilir de çıkmayabilir de ama beraberinde konfüzyon, nasistlik, şikayetler, terleme her ikisinde de yoktur. Buna dikkat etmek gerekir. Halsizlik, başlaması, bitkinlik gibi durumlar. Sıcak çarpmasında ise 40 derecenin üzerinde çıkan ateş ve beraberinde çok ağır nörolojik status, letajlı, koma, konfüzyon gibi ağır olgularda digle, modile, multiple organ yetmezliğiyle beraber hastalar başvurabilirler. Sıcaktan farklı dediğim gibi kuru cilt, terli olmayan cilt. Ayrıca tanımlarda birçok diğer hastalığı düşündükten sonra sıcak çarpmasını düşünmek gerekir. Neler prezente olur karşımıza laboratuvar olarak? Elektrolitlerde bozulmalar olur. Azotaminer, hiperhiponatriminer. CPK'yı kontrol etmek gerekir. Rabdomiyolizden dolayı ağır kramplar ve ağır ağrılardan dolayı rabdomiyoliz gelişebilir. KCFT 72. saate kadar bozulabilir, diktileşebilir hastada ve her türlü koagülabilite ile karşımıza gelebilir. CT çekeriz ama tanı koydurmak anlamında değil, ekartasyon yapmak anlamında. EKG'de yine spesifik bir şey olmamakla beraber komorbiditenin verdiği iskemi ve elektrolit bozukluklarının verdiği görüntüyü algılamak, görebilmek, tanı koymak adına çekeriz. Tedavilerde neler yapacağız? Sıcak bitkinliğinde volüm replasmanı IV ya da oral olur. Elektrolit replasmanı IV ya da oral olur. Hastanın tolerabilitesine göre kişi dinlenmeye alır, efordan uzaklaştırılır, etraf soğutulur ve komorbid durumlar gözden geçirilir. Sıcak çarpmasında ise mutlaka IV hidrasyon gerektirecektir. Başta koşul olarak bolus 250-500 SF soğutulmuş SF ile başlanılabilir. Tabi burada komorbid hastalıklar tekrar tekrar göz önüne tutulmalıdır. Komorbid hastalıklarda yüklenmeden kaçınmak gerekir ve buharlaşmayla soğutma. Buharlaşmayla soğutmadan bahsettiğimiz şey, hastanın üzerine sürekli bir ılık su apliye etmekle beraber bir fan çalıştırmayla hastanın buharlaşmaya soğutmaya almak gerekiyor. Burada ise işte hastanın refleks olarak titremesi gelişebileceği için o titremeyle internal ısı artışını engellemek adına hastaya düşük dozda vazodilatör tarzı ilaçlar kullanılır, titremeyi kontrol altına almak adına. Peki sıcak çarpmasında? Sıcak çarpmasında mortalite ve morbidite sıcak kendi etkisinden ziyade komorbid hastalıkların ağırlaşmasından dolayı olduğunu unutmamak ve altta yanıtan nedenlere gözden kaçırmamak gerekir. Ve komorbid hastalığın tespit edilmesi ertelenmemelidir. Bu konuda önemli. Yatış ve taburculuğa gelince son slaytım. Hafif olan vakaları ayaktan tedavi edebiliriz. Acil servisten yarar görebilen hastaları ayaktan tedavi edilir, önlerle gönderebileceğimiz gibi. Eğer sıcak bitkinliğiyle beraber komorbid hastalık, ağır bir komorbid hastalık saptadıysak yatış ve eğer bu sıcak çarpması teşhisi ise yoğun bakım, yatışı indikasyonu vardır. Anlatacaklarım bu kadar. Film döndüğünce teşekkür ediyorum. Katkısı ya da sorusu olan var mı?